Balık yumurtalarımızı anaç balıklardan bu şekilde elde etmekteyiz. Sağım işlemi bittikten sonra balık yumurtalarımızı bu şekilde dinlenme dolaplarına almaktayız. Yani bir nevi balıkların küvezi diyebiliriz. Burada yaklaşık bir ay kadar kalmaktadır. Bir ay sonra da yetiştirilme havuzlarını alıyoruz. Balıklarımız yumurtadan çıktıktan sonra burada yetiştiriliyor. Balıklarımız yetiştirme havuzlarına alındıktan sonra 5. aydaki hali bu şekildedir. ...13 aylık yetiştirilme evresinden sonra ise 350 grama gelerek bu ebatı almaktadır. ...1979'dan beri bu işi yapmaktayız. Yılda 400 bin kilo balık üretmekteyiz. Kendi ürettiğimiz balıkları tamamen kendi iş yerlerimizde tüketmekteyiz, bölgedeki iş yerlerimizde. İthalat ve ihracat yapmamaktayız talep olmasına rağmen. Tamamen yerli ve milli üretime odaklıyız. Kendi ürettiğimiz yemlerle kendi alabalıklarımızı yetiştirmekteyiz. Hijyenik koşullarda ve doğal olma prensibiyle. Bir balığın yetişme süresi yaklaşık 14 ay sürmektedir. Yani müşterilerimizin sofrasına ulaşana kadar. Yurt dışından ve yurt içinden talepler oluyor fakat biz karşılamıyoruz. Hem lezzetimizi vermek istemiyoruz hem de dediğim gibi yerli ve milli olma odaklı olduğumuz için bunu kabul etmiyoruz. Vatandaştan ilgi gerçekten normalde hani deniz kıyısı olmadığı için Malatya ve bölgemiz alabalık ya tüketilir mi bu kadar balık üretilir mi deniliyor ama gerçekten biz bu duvarı yıkmış durumdayız ki dediğim gibi bütün ürettiğimiz balıkları kendi vatandaşımıza yani bölge halkına Malatya, Antep, Adıyaman halkına sunuyoruz. Ben 3. kuşağım. Bu işin temellerini dedem atmıştır 1979 yılında. Şu an ise üretimimizi de artırmak hedefli ilerlemekteyiz 3. kuşak olarak. Alabalık yaklaşık yani 15-20 kiloya kadar yani uzunluğu 1,5 metreye 2 metreye hatta varıncaya kadar çıkabiliyor. Yumurtaları elde etmekteyiz anaç balıklarımızdan. Sonra yumurta dolaplarını alıyoruz. Sonra yumurtadan çıkmasını bekliyoruz. Ve devamında yetiştirme havuzlarını alıyoruz. Yetiştirme havuzlarında da porsiyonluk hale gelmesi 13-14 ayı kapsamaktadır. Geçelim.
Yemlerimizi kendimiz üretiyoruz. Özel getiriyoruz yemleri, ham maddelerimizi özel getiriyoruz. Ve doğal yemler üretiyoruz. O yüzden balıklarımızın lezzeti de oradan özellikle gelmektedir. Burada tuzlu su balığı tüketicilerine de söylemek istiyorum. Tatlı su balığı tüketmelerine teşvik etmek için. Bizim balıklarımız soğuk suda yetişiyor. Eti yağlı oluyor. Normalde barajda porsiyonluk hale 7-8 ayda gelmekte ama bizim bu kaynak sularında 11 derecede 13-14 ayda gelmektedir. O yüzden eti daha yağlıdır. Yani deniz balığından daha güzel olduğunu da iddia ediyorum. Buradan sesleniyorum ki mutlaka tatlı ve özellikle soğuk su balığını tatsınlar. Balık işleme evresinden sonraki balık artıklarını da kesinlikle çöpe atmıyoruz. Geri dönüşüm olarak buradaki yani doğada yetişen kedi, köpek ve diğer hayvanlara, diğer canlılara vermekteyiz. Biliyorsunuz balıkları çocuklara yedirmek biraz zor oluyor. Bununla ilgili de patenti bize ait olan alabalık pizzayı geliştirdik. Ve bu şekilde çocuklara da balıkları gayet iyi olarak sevdirdik yani. En çok gelen sorulardan bir tanesi de balık yumurtasının havyar olup olmadığı. Balık yumurtası aynı zamanda havyardır. Yani salamura edilip havyar olur. Bu şekilde de tüketilir. Ama bizde üretim ve tüketim yoktur. Evet, balıklarımız pişti.